İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Barcelona'da Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısına bir haçkar anıtı açıldı. Dünya Ermenileri Katolikosu Papa ile yaptığı görüşmede esirlerin iadesi konusunu vurguladı. Mehri Barajı bir güçlendirme yapısı rolünü oynayabilir. Rusya ve İran Dışişleri Bakanları arasındaki müzakereler Moskova'da sona erdi. Cevahkın doğasını tanıyalım. 7 yılda bir akan pınar. Dünyada ağaç türlerinin %30'u yok olabilir. Batı Ermenistan'da 13 tür tehdit altında. Süren Safaryan, geleceğimizi güzel kılan, çalışkan, emsalsiz bir nesil geliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ülkeye 2 milyar dolardan fazla yatırım yapan firmaların katılımıyla bir etkinlik düzenlenecek. İspanya'nın Barcelona kentindeki Santa Maria Reina Kilisesi'nde Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısına adanmış bir haçkar anıtı 3 Ekim'de açıldı. Törene Büyükelçi Vladimir Garmirşalyan, Barcelona Büyükelçiliği diplomatları, Ermeni Apostolik Kilisesi temsilcileri, Barcelona'da akredite olan yabancı diplomatlar, Ermeni toplumu temsilcileri katıldı. Tören öncesinde Batı Avrupa Patrikhanesi Delegesi Başpiskopos Hajak Barsamyan tarafından kutsal bir ayin gerçekleştirildi. Kutsal Eçmiyazin resmi Facebook sayfası tarafından bildirildiğine göre dünya Ermenilerinin Katolikosu II. Garagin, Vatikan'da Papa Francis ile bir araya geldi. Görüşme sırasında dünya Ermenileri Katolikosu, 44 günlük savaşın feci sonuçlarına, Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsah'ın karşı karşıya olduğu mevcut zorluklara, özellikle savaş esirlerinin ve savaş sonrası dönemde esir tutulanların geri dönüşü konularına değindi. Görüşmede Arsah halkının güvenliği, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik işgal girişimleri ve Azerbaycan'ın kontrolüne geçen topraklarda Ermeni manevi ve kültürel mirasının korunması konuları özellikle ele alındı. Dünya Ermenileri Katolikosu savaş sırasında Ermeni halkına ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne verdiği destek için Papa'ya teşekkür etti. Toplantının sonunda Dünya Katoliklerinin Başrahibi Papa, Dünya Ermenileri Katolikosu Başkanlığındaki delegasyon üyelerini kutsadı. İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Mehri Hidroelektrik Santrali'nin inşası konusunda görüşmelere yeniden başladı. Bu konunun en son İran'ın projeye yatırım yapacağını açıkladığı 2019 yılında tartışıldığını hatırlatalım. Hidroelektrik santrali henüz inşa edilmedi ancak şimdi İran, Ermenistan Cumhuriyeti ile olan sınırındaki bir bölümünü bir koridor açma konusunda ele geçirme olasılığı üzerine açıkça uyarıda bulunduğu ve baraj inşasının saldırganlık yolunda bir tahkim rolünü oynayabilir. Böyle bir deneyim zaten var. Aliyev, Udaferin Barajı'nın ele geçirilmesinden sonra demiryolu hattının birkaç kilometresini sular altında bırakan Araks Nehri üzerinde İran'ın barajlar inşa ettiğini duyurdu. Azeriler şimdi yeni bir yol inşa etmek zorundalar. İran'ın Azerbaycan'daki Büyükelçisi Seyit Abbas Musavi, bunlar Azerbaycan ile ikili bir anlaşma temelinde inşa edildiler. Bu demiryolunun sular altında kalması sorununu çözmek ve yolu İran demiryolu sistemine bağlamak için teknik bir teklif hazırlayacak bir çalışma grubu kuruldu, dedi. Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı gazetecinin Güney Kafkasya'daki son gelişmeler, bazı rejimlerin İran'ın hayati çıkarlarına karşı eylemleri ve Azerbaycan'daki askeri tatbikatlar hakkındaki sorusuna doğrudan cevap vermemek için diplomatik bir şekilde konuştu. Lavrov, "Bölgede askeri faaliyetlere, kışkırtıcı askeri tatbikatlara karşıyız. Örneğin Azerbaycan, İran'ın kendi sınırlarına yakın askeri tatbikatlarında duyduğu endişeyi dile getiriyor," dedi. Halbuki İran tarafı geçtiğimiz günlerde çeşitli platformlardan Azerbaycan ve Türkiye liderleri tarafından defalarca ilan edilen Zangezur koridorunun sadece Ermenistan Cumhuriyeti'ni İran'dan değil aynı zamanda İran'ı Avrasya Ekonomik Birliği ile bağlayan tek kara sınırından kestiğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, Rus mevkidaşı ile ortak basın toplantısında Tahran'ın Güney Kafkasya'daki gelişmelerden endişe duyduğunu ve
bölge haritasının değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu yeniledi. Cavak Diyarı sadece güzel doğa açısından değil aynı zamanda çok meşhur olan çeşitli kutsal mekan ve manastırlar açısından da zengindir. Bu yerlerden biri de Met Samsar Köyü yakınlarında aynı adı taşıyan vadide bulunan Haço adlı kutsal mekandır. Met Samsar Köyü Ahalkalak şehrine 29 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve ona ulaşmak için oldukça engebeli, dolambaçlı bir yolu aşmak gerekiyor. Met Samsar sakinleri ve diğer görgü tanıkları Haço adlı kutsal tapınağın şifalı olduğunu söylüyor. Buraya pek çok inançlı gelir ama çoğu zaman hamile kalamayan kadınlar gelir. Onların çoğu ziyaretten sonra annelik sevincini yaşıyor. Burada mucizevi başka olaylar da olmuştur. Haço adlı kutsal mekanın başka bir ilginç tarafı da var. Çünkü efsanelere göre buradaki bir su kaynağından her 7 yılda bir su akıyor. Sakinlerden birine göre 7 rakamı göreceli olabilir. Doğal koşullara bağlı olarak su birkaç yılda bir akabilir. Ancak insanlar hala bunun her 7 yılda bir olduğuna inanmaktadır. Uluslararası Botanik Bahçelerin Korunması isimli kurumun raporuna göre dünyada ağaç türlerinin en az %30'unun vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yüzlerce ağaç türü de yok olmaya çok yakın. Batı Ermenistan'da ise türlerin %7'sini oluşturan 13 tür tehdit altında. Tüm dünyada toplamda 58.497 ağaç türü içerisinden 17.510 türün büyük risk altında olduğu, 142 türün ise çoktan yok olduğu belirtildi. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ağaç türleri, tehdit altındaki memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katını oluşturuyor. Dünya genelinde ağaçlara yönelik en büyük tehditlerin başında mahsul için yapılan orman temizliği geliyor. Ağaç geliştirmek için yapılan temizlik ve yangınlar da %13'lük oranla ağaç türleri için tehdit barındırıyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Ressamlar Birliği Başkanı Süren Safaryan, faaliyetleri, mesleki eğitimi, girişimleri ve Batı Ermenistan'dan gelen kendi kökenleri hakkında konuştu. Safaryan, Ressamlar Birliği'nin bu sanat alanındaki önemli rolünü ve Batı Ermenistan, Artsah ve Cavak'taki sanatçıların oluşturdukları işbirliğini sundu. Gelecek programlara da değinerek yıl sonuna kadar hem Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de yurt dışında hayata geçirilmesi gereken birçok projelerinin olduğunu belirtti. Ressamlar Birliği Başkanı Süren Safaryan, Artsakh Savaşı sırasında ve sonrasında ressamların rolünü vurguladı. Çünkü belirli konuları sanat dili aracılığıyla gündeme getirmek mümkün oldu. Dijivik 2021 adlı etkinlik 27 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında Yerevan ve Gümrü'de gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı ile İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği tarafından düzenlenen etkinliğin amacı dünya çapında Ermenileri yüksek teknolojilerin geliştirme fırsatları etrafında bir araya getirmektir. Dijivik 2021 çerçevesinde Digitech Expo sergisi açılacak ve bu 1400 metrekareden fazla alanı ile ve 100'den fazla şirketin katılımıyla öncekilerin en büyüğü olacak. Ayrıca Hightech Vitrini 2021 sergisi de açılacak. Etkinlik çerçevesinde ilk kez Digitech SAME 2021 konferansı gerçekleşecek ve burada dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve dünyada yüksek teknoloji dünyasının sorunları tartışılacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas adlı oda topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Esur Urpat Bider adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.